Çalışma kitabı çalışma sayfası kavramı. İlk olarak Excel'i başlatıyorum. Ve ardından boş çalışma kitabına tıklıyorum. Excel'de oluşturulan her bir dosya çalışma kitabı olarak adlandırılır ve çalışma kitaplarının adı yukarıda görüldüğü gibi varsayılan olarak kitap 1 şeklinde yazılır. Çalışma sayfası ise çalışma kitabına ait sayfaları içerir. Şu an sayfa 1'i görüyorsunuz. Yeni bir sayfa eklemek için sayfa 1'in sağındaki artı simgesine tıklanılmalıdır. Ve etkin olan sayfa daha farklı bir renkte gösterilir. Şimdi sayfa 1'e dönüyorum. Satır ve sütun kavramları formül çubuğunun altında hücrelerin üzerinde gösterilen alan sütun olarak adlandırılır ve sütunlar alfabetik olarak listelenir. A, B, C, D şeklinde gidiyor. Hücrelerin solunda listelenen, nümerik olarak gösterilen alanlar ise satır olarak adlandırılır. Herhangi bir sütun seçtiğim zaman arka plan rengi gri olarak gösterilecektir. Herhangi bir satırı seçtiğim zaman sütunlarda olduğu gibi yine arka plan rengi gri olarak gösterilecektir. Ve hücreler ise dikdörtgen ızgaralar şeklinde gösterilir. Ve kenar renkleri seçili hücrelerin kenar renkleri Excel yeşilidir. Şu an A1 hücresini seçiyorum. Bir sayfada son satıra gitmek için kontrol ve aşağı bakan yön tuşlarını kullanmamız yeterlidir. Gördüğünüz gibi son satır 1.048.576. satırdır. Kontrol ve sağa bakan yön tuşuna bastığım zaman son satır ve son sütuna giderim. Kontrol ve yukarı bakan yön tuşuna bastığım zaman son sütuna giderim. Son sütun gördüğünüz gibi XFD. Bu aynı zamanda 16.348. sütundur. İlk hücreye gitmek için kontrol ve home tuşuna basmam yeterlidir.